Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden günaydınlar. Sevgili izleyenler, Bursa bugün iki önemli konu ağırlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal. Olay Gazetesi yazarları Mustafa Özdağ'la Feridun Eyüboğlu iki bakana gündeme dair önemli sorular yöneltecekler. Söz şimdi onlarda. İki bakanı ağırlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu. Ben her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Hem Bursa'ya hem de Olay TV'nin canlı yayınına. Sayın Ağbal, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Müezzinoğlu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hoş bulduk derken Naci Ağbal bakanımıza Bursa'ya hoş geldiniz diyorum. Sevgili izleyenler, programımızı Feridun Eyüboğlu'yu da, Olay Gazetesi köşe yazarı Sayın Feridun Eyüboğlu'yla birlikte yapacağız. Ve Sayın Ağbal'la başlamak istiyorum. Sayın Bakan, öncelikle Bursa'da niçin Bursa'dasınız? Bununla başlayalım. Hangi mesajları vereceksiniz? BTSO'nun konuğu olacaksınız. İş adamlarına yönelik mesajlarınız ne olacak? Öncelikle bugün Sayın Bakanımızla birlikte Bursa'ya geldik. Bursa benim için çok özel bir şehir. Hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem tabiatıyla, hem de insanıyla her zaman için özel ilgi duyduğum. Gerçekten bugün burada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Bakanımızla bugün hem iş adamlarımızla hem de esnaf odasıyla bir araya geleceğiz. Son bir yılda aslında iş alemine dönük olarak, esnafımıza dönük olarak çok önemli iyileştirmeler yaptık. Yatırım ortamını iyileştiren, yatırım üzerindeki maliyetleri düşüren ve iş yapma isteği ve arzusunu arttıran çok sayıda düzenlemeler yaptık. Bugün her iki odamızda da bu yapmış olduğumuz düzenlemeleri paylaşacağız. İş adamlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Bursa'nın varsa kendi özel sorunlarını iş adamlarımızla paylaşacağız. Ve inşallah Bursa'yı biz her alanda, başta yatırımlar olmak üzere, daha ileride görmek istiyoruz. Bugün gün boyunca yapacağımız ziyaretler sırasında da Bursa için özel olarak Maliye Bakanlığı bağlamında neler yapabiliriz, onları da birlikte kendileriyle değerlendireceğiz. Feridun Eyüboğlu, söz sende. Evet. Sayın Bakanım, ben özellikle çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerinizi önemsiyorum. Bursa çalışmalarınız içerisinde bugün sizler de BTSO'da, sonra BESOK'ta, sonra parti ilçe teşkilatları itibariyle açıklamalarda bulunacaksınız. Son sıcak gelişmeleri de kısaca dikkate alacak olursak, Türkiye için yoğun bir ekonomik mücadele var. İşsizliğin yükseldiği bir dönemde siz özellikle projelerle mümkün olduğu kadar işsizliği azaltma gayretindesiniz. En yakın, en sıcak önemsediğiniz, vatandaşa da mesaj olarak Bursa'dan vereceğiniz çalışma hayatına ilişkin mesajlar neler? Öncelikle tabii bütün ülke olarak milletçe zor bir 2016 yılı geçirdik. Olağanüstülüklerin yoğun olduğu bir 2016, ama bu milletin dik duruşuyla, güçlü iradesiyle, özgüveni ve cesaretiyle gerek darbe girişimleri, gerekse diğer olağanüstülükleri atlatmış ve geleceğe umutla ve güvenle yürüyen bir milletiz. Bu umudu ve güveni arttırabilecek bütün tedbirleri gerek Maliye Bakanlığımız, gerek ekonomik EKK, Ekonomik Koordinasyon Kurulumuz, Sayın Başbakanımız, hükümetimizin dinamikleriyle alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Zor geçen 2016'yı güçlü, yeniden hızlı büyüyen bir Türkiye'ye dönüştürme gayreti içindeyiz. Bu anlamda geçen yılın zorluklarını getirdiği istihdamda az da olsa bir daralma var. Bu istihdamdaki daralmayı veya işsizlik oranındaki artışları hızla yine önce eski rakamlara, sonra da daha altlara düşürebilecek tedbirler alıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 3 hafta önce başlattığımız çalışma hayatında Milli Seferberlik Projesi ile 1 milyon istihdama 10 milyarlık destek diyoruz. 1 milyon iş arıyorum diyen kardeşimize, genç kardeşlerimize, istihdama girmek isteyen genç kardeşlerimize, kadınlarımıza veya işinden olup da yeniden iş peşinde koşan tüm vatandaşlarımıza, çalışmak isteyenlere iş kurlarımız aracılığıyla ve Türkiye genelinde
esnaf, sanatkarlar ve Türkiye Odalar Birliği'nin tüm noktalarında 252 noktada işkur noktaları kuruyoruz ve 1 milyon işsize değişik boyutlarıyla istihdam desteği veriyoruz ve 10 milyarlık bir bütçenin iznini de Sayın Başbakanımızdan aldık. Ben çalışmak istiyorum diyen herkese bizim kapımız açık, her türlü desteği vereceğiz. Burada işverenimize de diyoruz ki daralmayı değil büyümeyi hedefle. Büyümenin yanında size her türlü desteği vermeye de biz hükümet olarak da bakanlıklar olarak da yanınızdayız. Özgüven sarsıntısı olmamalı. Tam aksine bu millete güvenen daima kazanmıştır. Milletimize ne kadar çok güvenirsek milletçe başarılarımız o kadar da artacaktır. Yani burada kısacası umut önemli her şeyden önce. Peki şöyle bir mesaj vermek mümkün mü işverenlere? Mümkünse birer çalışan daha almaya gayret edin. Desteklerimiz var ve devam edecek. Şimdi geçtiğimiz hafta topla bir yaptığımız bir protokolde dedik ki bir işçi sen al, bir işçiyi biz sana istihdam desteğini verelim. Bir senden bir benden diyerek inşallah geniş bir kampanyayı başlattık ve bu kampanya önümüzdeki 1-2 ayın içinde işsizlik oranının artışını geriye doğru çevirecek ve Türkiye yeniden bir taraftan büyüyen, üreten, büyüyen, dünya ile rekabette olan, istihdamını da genişleten bir süreci yeniden yakalamış olacak. Hiç kimse umutsuz olmasın, tam aksine umut ve güven bizim en büyük sermayemiz. İki sorum olsun Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, malum dün torba yasa yürürlüğe girdi resmi gazetede yayınlanarak. Buradaki en önemli maddelerden birisi yapılandırma konusu, yapılandırmanın ertelenmesi. Bununla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Diğeri de sicil affı. Sicil affı konusunda yine yasa geçti ancak bankaların bunu uygulamayacağına dönük bir takım iddialar var. Maliye Bakanı olarak ne söyleyeceksiniz bu iki konu hakkında? Şimdi biliyorsunuz hem vergide hem de primde bir yeniden yapılandırma kanunu çıkarttık. Ve Kasım ayından itibaren de taksitler ödenmeye başlandı. Kasım ayında vatandaşlar vergi taksitlerini veya peşin paralarını ödediler. Aralık ayı içerisinde de sosyal güvenlik primleri ödendi. Burada yaptığımız düzenleme ile Ocak ayıyla Nisan aylarına tekabül eden dönemdeki bütün taksitleri Mayıs ve sonraki aylara erteledik. Dolayısıyla bugün yeniden yapılandırma yasasından yararlanan vatandaşlarımız Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında vergi veya primden dolayı ödemeleri gereken taksitleri ödemeyecekler. Bunu Mayıs ve sonraki aylarda ödeyecekler. Ve bu 4 aylık süreçte de 5 aylık süreçte de ödemedikleri bu paralar için bu ara dönemde de bir faiz de kendilerinden alınmayacak. Bu son derece vatandaşlarımıza şu içinde bulunduğumuz dönemde büyük bir finansman imkanı da sağladı. Diğer taraftan bir kısım vatandaşımız peşin ödeme yöntemini seçmişti. Kasım ayında vergi borcunu, Aralık ayında prim borcunu ödeyip borcundan kurtulacaktı. Bir kısım vatandaşımız o dönemde özellikle ya parasını çıkaramadı ya da o anda ödeme imkanı olmadı. Veya vergi daireleri veya sosyal güvenlik daireleri bu paraları almakta yeterli imkanı da kavuşamadı. Şimdi vatandaşlarımıza bir imkan veriyoruz. Diyoruz ki peşin ödeme yöntemini seçip de o dönemde ödeyemeyen vatandaşlarımız da yeniden müracaat ettikleri takdirde, yani eski yapmış olan müracaatlarını tekrarladıkları takdirde Mayıs ayından itibaren yine peşin ödeme indiriminden yararlanarak sisteme dönebilecekler. Biliyorsunuz peşin ödeme indiriminde hesaplanan faizin yarısını da almıyoruz. Neredeyse ana parayı ödeyip vatandaşımız vergi dairesinden, sosyal güvenlik dairesinden çıkabiliyor. İnşallah ilk 2 aylık taksitte, yani Kasım ve Aralık döneminde vatandaşlarımız bu yasaya büyük bir ilgi gösterdiler. Büyük bir teveccüh gösterdiler ve yaklaşık 14 milyarın üzerinde vergide para topladık. Sosyal güvenlikte benim bildiğim 2 milyar liranın üzerinde 4 milyar liranın üzerinde bir para topladık. Vatandaşlarımız devletin sunduğu bu büyük imkana gerçekten ilgi gösterdi. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde de özellikle küçük esnafımız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize devlet olarak böyle bir
imkanı sağlamak gerektiğini düşündük. Yasa yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı olarak bu konuyla ilgili tebliğ düzenlemesini Başbakanlığa gönderdik. İnşallah Pazartesi günü de yayınlanmış olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız Mayıs ayına kadar bu yeniden yapılandırma ile ilgili taksitlerini ödemeyecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Sicil affı. Şimdi sicil affı vatandaşımız için büyük bir imkan. Yani çeşitli nedenlerle geçmişte bankalara olan borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımıza bir sicil affı getirdik. Dolayısıyla bankalarımız bu geçmişe ilişkin sicil kayıtlarını dikkate almadan vatandaşlarımıza yeni borç ve kredi verebilecekler. Geçmişe ilişkin olarak varsa borçları da bu borçları da yeniden yapılandırabilecekler. Ben bu bankalar bu sicil affını uygulamak istemiyor şeklindeki değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Gerçekçi de bulmuyorum. Bankalarımızla bu yasal düzenlemesini yaparken birlikte çalıştık. Bankalarımız sicil affı düzenlemesinden sonra hem mevcut borçların yeniden yapılandırılması hem de vatandaşlarımıza yeni kredi imkanları kazandırılması için büyük bir istek ve arzu içerisinde. Bu konuda tabii ki kanun daha 2 gün önce imzalandı, yürürlüğe girdi. Bankalarımız burada kendilerine müracaat eden vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Tabii burada banka müşterisinin ödeme kabiliyetine de bakacak. Ama bu dönemde özellikle bankalarımızın tam bir özel sektörü destekleme şuuru içerisinde hareket edeceğine ve vatandaşlarımızın bu kanun çerçevesindeki başvurularına büyük bir destek vereceğine inanıyorum. Hükümet olarak bankalarımızın bu konuda gösterdiği gayreti biz de destek veriyoruz. Nitekim biliyorsunuz aynı yasada kredi garanti fonu üzerinden 250 milyar liralık bir kredi limiti oluşturduk. Dolayısıyla bugün sicil affı ile beraber oluşturduğumuz bu teminat da vatandaşımızın kredi taleplerinin yerine getirilmesine büyük bir destek verecek. Ben inanıyorum ki bu torba yasada yapmış olduğumuz bu düzenleme piyasalarda çok önemli bir canlanmayı da hareketlenmeyi de beraberinde getirecek. Hem bankacılık sektörüne önemli imkanlar getirdik, hem reel sektöre önemli imkanlar getirdik. Sayın Bakanımızın ifade ettiği düzenlemeler yanında yine vatandaşımızın normal cari dönem prim ödemelerini de yaklaşık 9 ay süreyle erteledik. Önümüzdeki günlerden itibaren bu yasa uygulamaya girmesiyle beraber piyasada ciddi bir hareketlenme ve canlanmayı bekliyorum. Bunu da takip ediyorum. Ümitlisiniz. Ümitli değilim, inanıyorum buna. İnanıyorum. Son kısa bir soru. Mesaj olarak ben açıkçası ciddi bir süreçteyiz. Anayasa değişikliği çok geniş kapsamlı bir konu. Ama çok kısa ekonomik hayata etkileri anlamında siz yeni anayasa düzenlemesiyle birlikte neler beklemektesiniz? Bir defa en önemlisi güçlü bir sistemi, istikrarlı bir sisteme vesile olacak. Bundan sonra bu ülkenin, bu milletin kaderiyle kapalı kapılar arkasında birilerinin kolayca etkin olamayacağı, oynayamayacağı bir sürece dönüştürecek. Milli iradenin güçlü bir sistemi, o güçlü sistemin de üzerinde güçlü bir temsilcisi olacak. Bana göre siyasi istikrar, ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar büyümeyi, büyümede muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki bu milletin hayallerinin gerçekleşmesine vesile olacaktır. Bu ülkenin yarınları kesinlikle bugünden daha huzurlu, daha güvenli ve daha başarılı olacaktır. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, canlı yayının sonuna geldik. Bursa bugün iki bakanını ağırlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, her iki bakan da Olay TV canlı yayınında özel açıklamalar yaptı. Özellikle güncel ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Canlı yayın sonuna geldik. Hoşçakalın efendim. Olay gazetesi yazarları Mustafa Özdağ'la Feridun Eyüboğlu'nun sorularını yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.